Merhaba sayın izleyicilerim. Sigarayı bırakmaya karar verdiniz. Tebrikler. Sigarayı bırakmak istiyorsanız yaşam tarzınızda küçük değişiklikler yapabilirsiniz. Bu da sigara içme isteğine direnmenize yardımcı olabilir. Olumlu düşünün. Daha önce sigarayı bırakmayı denemiş ve başaramamış olabilirsiniz. Ancak bu durumun sizi durdurmasına izin vermeyin. Deneyiminizin size öğrettiği şeylere dönüp bakın ve bu sefer bunu gerçekten nasıl yapacağınızı düşünün. İşte bu videoda sizlere başarılı olmak için sigarayı bırakmakta neler yapmanız gerekiyor onları anlatacağım. Lütfen tavsiyelere uyunuz ve uygulayınız. Sigarayı bırakmak için öncelikle amaç listesi yapın. Bunlar neler olabilir? Örneğin, sigarayı bırakırsam genel sağlığım iyileşir, para biriktiririm, çocuklar için iyi bir örnek olurum, daha iyi görünürüm ve daha güzel kokarım, kontrol bende olur, kendimi güçlü hissederim ve bağımlılıktan kurtulurum gibi. Sizler de daha fazla ekleyebilirsiniz. Çeşitli olumlu faydalar elde edeceksiniz. Ayrıca bir söz verin, bir tarih belirleyin ve ona bağlı kalın. Zor olabileceği zamanları önceden düşünün. Örneğin bir partiye gittiniz. Eylemlerinizi ve kaçış rotalarınızı önceden planlayın. Sigara isteği oluştuğunda sigara içilmesi yasak bölgeye geçin örneğin. Sigara arzusuna her direndiğinizde sigara kullanımını sonsuza dek durdurmaya bir adım daha yaklaşmış olursunuz. Sigarayı bırakmak, bağımlılık döngüsünü kırmak ve temelde beyni nikotin arzusunu durdurmak için yeniden donatmak anlamına gelir. Başarılı olmak için sigarayı bırakmak isteyenlerin istek ve tetikleyicileri yenmek için bir planlarının olması gerek. Sigarayı bırakmanın faydaları son sigaradan bir saat sonra bile başlar. Sigara içen kişi sigarayı ne kadar erken bırakırsa kanser, kalp ve akciğer hastalığı riskini ve sigara ile ilgili diğer zararları o kadar hızlı azaltacaktır. Bilim adamları sigara ile kanser, kalp hastalığı, felç ve akciğer hastalığı dahil olmak üzere çok sayıda sağlık durumu arasında bağlantılar buldular. Dünya Sağlık Örgütü sigara içmeyenlere kıyasla COVID-19 hastası olan sigara içen kişilerde şiddetli, zararlı sağlık belirtileri ve ölüm riskinin daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Araştırmalar doğru yaklaşımla bu sağlıksız rutini kırmanın ve alışkanlığı sonsuza dek terk etmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Sigara nikotin bağımlılığına yol açabilir. Bu nedenle insanlar sigarayı bırakmaya çalıştıklarında hoş olmayan yoksunluk belirtileri yaşarlar. Şimdi size sigara isteğine direnmenin 18 farklı yolu ve destek ürünlerinden bahsedeceğim. İlki nikotin replasman tedavisi yani nikotini yerine koyma tedavisi de diyebiliriz. Bunun denenmesi özellikle tavsiye ediyorum. Nikotin replasman tedavisinde sigara dumanındaki diğer zehirli kimyasallar olmadan düşük seviyede Nikotin vücudumuza almış oluyoruz. Nikotin yoksunluğunun bazı belirtilerini bu şekilde hafifletmeye yardımcı oluyoruz. Mesela bu nikotin yoksunluk belirtileri nedir dersek bunlar yoğun istek, mide bulantısı, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, uykusuzluk, bozuk ruh hali, konsantrasyon zorluğu gibi olumsuzlukları sayabiliriz. Doktorunuza nikotin replasman tedavisi hakkında danışın. Bu tedavinin seçenekleri şunları içerir. Burun spreyleri vardır nikotin içeren veya inhaler olarak direkt nefes yoluyla aldığımız nikotin içeren ürünler vardır. Ayrıca reçetesiz satılan sakız ve pastiller vardır. Yine bir diğer ürün nikotin bantları. Bunlar reçetesiz olarak eczaneden temin edilebilir. Vücudun ciltten emdiği nikotini yavaşça bu bantlar salgılarlar. Kullandıkça nikotin ihtiyacı kademeli olarak azalır. Sonunda da kişi artık nikotin istemeyecektir. Bu şekilde faydası olmaktadır. Bazı kişiler nikotin bantlarını sürekli olarak takarlar ve 24 saat boyunca sabit bir nikotin dozu alırken diğerleri bu bunları geceleri çıkarır. Uzman doktorlar en iyi seçenek konusunda size tavsiyede bulunacaklardır. İnhalatörler yani nefes yoluyla nikotin alınması, sakızlar, pastiller ve spreyler hızlı şekilde etki ederler ancak etkileri yalnızca kısa bir süre devam eder. Nikotin bantları günlük dozu sağlarlar ve genelde yoğun istekleri gidermeye yardımcı olabilirler. İkinci olarak söyleyeceğimiz bu propion içeren yani piyasa adıyla Ziban ve Vareniklin içeren Shantix ya da Champix adıyla da söyleyebileceğimiz reçeteli nikotin içermeyen sigara bırakmaya yardımcı ilaçlar vardır. Vareniklin Champix veya Shantix diye de söyleyeceğimiz sigarayı bırakmak isteyenler için yardımcı olan en önemli maddelerden biridir. Vareniklin beyinde insanları iyi hissettiren kimyasal olan dopamin salınımını tetikler. Ancak bu tatmin edici etkiler uzun sürmez ve bir süre sonra kişinin başka bir sigara için özlem duymasına yol açabilir. Ancak kullanıma devam edildikçe bu durum yavaş yavaş değişir ve tamamen bırakma gerçekleşir. İnsanlar bırakmaya çalıştıklarında genellikle depresyon ve anksiyete, huzursuzluk da yaşayabilirler. Bunu da belirtmek, bir not düşmek istiyorum. Vareniklin beyindeki nikotin reseptörlerini bloke ederek iştahı ve nikotin isteğini azaltarak çalışır. Doktorlar genellikle ruh halindeki düşüşü önlemek için Vareniklin ya da Champix dediğimiz ilaçla birlikte nikotin bantları ve antidepresanlar da önerebilirler. Diğer bir ilacımız bu propiyon içeren ziban. Bu da insanlara sigara bırakmada yardımcı olan diğer bir ilacımızdır. Bir nevi de antidepresandır. Varenikline, champingse benzer şekilde nikotin isteğini azaltarak dopamin artışı sağlar. Sonuç olarak bir kişinin sigarayı bıraktığında sıklıkla karşılaştığı sinirlilik ve odaklanma noktasındaki güçlüğü de azaltabilirler. Kısa etkili nikotin replasman tedavileri, nikotin sakızı, pastiller, burun spreyleri veya inhalerler gibi ürünler kişinin yoğun sigara isteklerinin üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. Bu kısa etkili tedavilerin genellikle uzun etkili nikotin bantları veya nikotin içermeyen ilaçlardan biriyle kombinasyon halinde kullanılması önerilir, güvenlidir. Diğer bir maddemiz duymuşsunuzdur elektronik sigaralar. Elektronik sigaralar geneleksel sigara içmeye alternatif olarak son zamanlarda oldukça ilgi görmektedir. Ancak elektronik sigaraların sigara bırakmadaki etkinliğini ve bu cihazların uzun vadeli güvenliğini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu ürünlerin ülkemizde de satışı yasaktır. Bunu da belirtmek istiyorum. Katran ve karbon monoksit gibi diğer zararlı yan ürünler olmaksızın bir buharlı yani inhalasyon halinde nikotin sağlayan elektronik cihazdır. Bu ürünlerin kullanımında dikkatli olunması tarafımızca da hatırlatmakta fayda var. Araştırmalar e-sigaraların sigarayı bırakmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Ancak bu çok uzun süreli kullanımlar için uygun değildir. Elektronik sigaraların nikotin içeriği nikotin replasman tedavisi yerine koyma tedavisi gibi sigara ihtiyacını azalttığı öne sürülüyor. Ancak elektronik sigaraların başka riskleri de olabilir. Bu nedenle kişide mevcut nikotin ihtiyacını doktorlar elektronik sigara yerine varaniklin veya nikotin replasman tedavisi gibi olan ürünler, nikotin sakızı ve bantlarıyla değiştirmelerini tavsiye ediyorlar. Sigara bırakmada dikkat edeceğimiz dördüncü madde. Elleri ve ağızları meşgul etmek. Dışarıda olduğunuzda içeceğinizi genellikle sigara tutan elinizle tutmayı veya ağzınızı meşgul etmek için pipetten içmeyi deneyebilirsiniz. Sigara tutan ellerinizle bu kısa dönemli de olsa elektronik sigara tutabilirsiniz. Ancak bu ürünle ilgili daha önce de söylediğim gibi tartışmalar devam etmektedir. Ya da sigara içen ellerinizde devamlı bir kalem bulundurun. Sık sık not alın. Beşinci olarak söyleyeceğimiz madde sakız çiğnemek. Ağzınızı sigara arzusuyla savaşmak için meşgul edin. Bunlar şekersiz sakız veya sevdiğiniz zararsız atıştırmalıklar, nane pastili olabilir ya da diğer bitkisel içerikleri içeren pastiller olabilir. Bunlar sigara içme isteği oluştuğunda sizi meşgul edebilirler. Bu tip ürünlerden yararlanabilirsiniz. Sigarayı bırakmaya çalışırken neleri tüketmekten kaçınmanız gerektiğini bilmek de size yardımcı olacaktır. Sigaranın tadını artırdığı ve sigara içme arzusunu tetiklediği gösterilen yiyecek ve içecekler arasında en başta alkollü içecekler gelmektedir. Kafein içeren çay ka kahve gibi ürünler, et ve şekerli veya baharatlı yiyecekler bunlar hatırlatıcı ve sigara isteğini artırıcı besinlerdir. Doğru şeyleri yemek, içmek, bırakma mücadelesini biraz daha kolaylaştırabilir. Altıncı maddemiz dayanışma grupları diye adlandırdığımız. Bu destek için dayanışma grupları oluşmaktadır. Bunlara katılmanızı tavsiye ediyorum. Çevrim içi bir sigara bırakma programına da katılabilirsiniz. Şimdi yeni uygulamalarda bunlar da var. Ya da sigarayı bırakanlar gruplarında bunların başarı hikayelerini okuyabilirsiniz. Başkalarının sigara bırakma yöntemlerini okumak, denemek sizin şansınızı artırabilir. Sosyal olarak bu gruplarda katılımcı olmanız hem sizi destekleyecektir, moral olarak da yükseltecektir. Yedinci maddemiz harekete geçin. Fiziksel aktivite yapın. Fiziksel aktivite dikkatinizi sigara içme isteğinden uzaklaştırmanıza ve tütün kullanma yoğunluğunuzu azaltmanıza yardımcı olabilir. Merdivenlerden birkaç kez yukarı aşağı koşmak kısa süreli fiziksel aktivite patlamaları bile tütün özleminin ortadan kalkmasına neden olabilir. Yürüyüş ya da koşu için dışarı çıkıp bu aktivitelere katılmak sizlere faydalı olacaktır. 8. maddemiz gevşeme tekniklerini uygulayın. Tütün arzusuna direnmek kendi başına stresli olabilir. Derin nefes egzersizleri, kas esnetme hareketleri, yoga, meditasyon Masaj veya sakinleştirici müzik dinleme gibi gevşeme teknikleri uygulamak sizi stresten uzaklaştırır. Diğer bir maddemiz sosyalleşin. Tütün arzusuna direnme çabanızda yardım almak için bir aile üyesi, arkadaş veya destek grubu üyesiyle temasa geçin. Telefonda sohbet edin, birlikte yürüyüşe çıkın. Böyle çokça neşeli sohbetlerin içinde olmak bu tip isteklerinizi, sigara içme arzularınızı ertelemenize neden olacaktır. Dertlerinizi bu sosyalleştiğiniz ortamlarda paylaşmak, sevdiklerinizle bir araya gelmek sizi bir nebze bu zararlı maddeden uzak tutacaktır. Bir eğer toplantı ortamındaysanız sigara içmeyenlerle arkadaşlık yapın. 10. maddemiz diyetinizi düşünün. Yemek sonrası sigarası sizin favoriniz mi? Bir araştırma et dahil bazı yiyeceklerin sigaradan daha fazla haz alma hali ortaya çıkardığını göstermiştir. Diğer taraftan peynir, meyve ve sebzeler sigaranın tadını berbat hale getirebilir. Özellikle bu süt ürünleri için bu söyleniyor. Bu yüzden her zamanki bifteğinizi veya burgerinizi sebzeli bir yemekle ve süt ürünüyle değiştirmenizde fayda var. 11. maddemiz rutininizi değiştirmek. Yani rutininizdeki yemek saatlerinde ve sonrasında bir takım değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Örneğin hemen kalkıp bulaşıkları yıkamak veya sigara içmediğiniz bir odaya yerleşmek size yardımcı olabilir. Her zaman sigara ile ilişkilendirdiğiniz ortamları ve hareketleri değiştirin, rutininizi değiştirin derken bunu kastediyorum. Beyniniz tekrarlarla alışkanlıklar oluşturuyor. Her zaman yaptığınız rutinin dışına çıkmanız bu yüzden önemlidir. 12. maddemiz vitamin destekleri almanız. Sigaralar kalsiyum, C ve D vitaminleri gibi önemli besin maddelerinin emilimini engeller. Bu nedenle bunları siz alsanız dahi yeterli emilmediği için eksikliğiniz olabilir. Bunları ayrıca miligramlarını artırmakta fayda var. Sadece bir sigara içmek vücudunuzdan 25 miligram C vitaminini tüketmenize sebep olur. Sigara içenler süt içmenin Sigaranın tadını daha kötü hale getirdiğini bildirmişlerdir. Sigara içenlerin çoğu süt ve süt ürünlerinden sonra sigara içmenin ağızda acı bir tat bıraktığını söylerler. Bir özlemle karşılaştığınızda sigaranın tadını değiştiren süt ve süt ürünleri tüketmek kişinin sigaradan vazgeçmesine yardımcı olabilir. Çeşitli çalışmalar sigara içenlerin sigara içmeyenlere kıyasla dolaşımda daha düşük konsantrasyonlarda B vitamini ve C vitamini

seviyelerine sahip olduklarını bulmuşlardır. Sigara içenler genellikle stresi, sigara arzusunu artıran tetikleyicilerden biri olarak bildirirler. B vitaminleri ruh halini dengelemeye yardımcı olabilecek stres önleyici vitaminler olarak size destek olabilirler. Ayrıca fenilalanin ve tirosin amino asitleri destekleri de bu dönemde size yardımcı olacaktır. C vitamini güçlü bir antioksidandır. Sigara dumanının neden olduğu oksidatif stresten akciğerleri korur. Vücudumuzu zararlı maddelere karşı korur. Bu nedenle bu vitaminleri almak sigarayı bırakmaya yardımcı olabilir. C vitamini ile ilgili 2 adet videom bulunmaktadır. Bunlara yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Uzmanların bu desteklerin dozlarını sigara içmeyenlere göre daha fazla oluşturmalarını tavsiye etmektedir. 13. maddemiz içeceklerinizi değiştirin. Gazlı içecekler, alkol, kola, çay ve kahve gibi içeceklerin sigaradan alınan hazzı artırdığı bilinmektedir. Bu yüzden dışarı çıktığınızda daha fazla su, meyve suyu, smoothie gibi içecekleri tercih edin. Burada şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Meyve suyu fazlası da diğer sağlık konuları açısından fruktoz içerdiği için fazla şeker anlamında zararlıdır. Her şeyde olduğu gibi doz yani miktar önemlidir ve şunu da notlarınıza yazın sigara ve içki kombinasyonu ağız kanseri riskinizi de 38 kat artırmaktadır. Bazı kişiler sadece içkilerini değiştirmenin, domates suyu içmek, alkollü içecekler yerine alkolsüz ürünleri tercih etmeleri ve bunu alışkanlık haline getirmeleri sigaraya ulaşma gereksinimlerini etkilediğini fark etmiştir. Örneğin ginseng çayı bazı araştırmalar ginsengin nikotin bağımlılığı için tedavi edici olabileceğini çünkü beyinde zevkle ilişkili olan ve tütün içerken salınan bir nörotransmitter olan dopaminin daha az salgılanmasını sağlayarak sigaradan alınan hazzı azalttığını öne sürmüşlerdir. Ginseng çayı içmek sigaranın çekiciliğini azaltabilir ve daha az zevkli hale getirebilir. 14. maddemiz bilişsel davranışçı terapi adını verdiğimiz kognitif behavioral terapi yani yabancı ismiyle. Bunda insanlara faydası olmayan diğer alışkanlıklarını değiştirmelerine yardımcı olan bir danışmanlık veya konuşma terapisi yöntemidir. Bu alanda uzman psikologlardan destek alınmasını tavsiye ediyoruz. 15. maddemiz hipnoterapi ve akupunktur. Bazı insanlar sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak için hipnoterapi veya akupunkturu denerler. Bunda da başarı şansı vardır. 16. maddemiz Lobelia bitkisi. Lobelia bitkisi ilginç bir bitkidir. Hint kaynaklıdır. Araştırmalar Hint tütünü olarak da adlandırılan Lobelia'nın insanların sigarayı bırakmalarına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar Lobelia bitkisinin aktif bileşeni olan Lobelin maddesi beyindeki nikotin ile aynı reseptör bölgelerine bağlanarak çalıştığına inanıyorlar. Sigarayı bırakırken ortaya çıkan ruh hali değişimlerine ve sigara arzusuna yardımcı olarak aynı zamanda dopamin salınımını da tetikler. Lobelia ayrıca sigara içenlerin sigarayı bırakırken sıklıkla deneyimledikleri boğaz, akciğer ve bronşiyal yollar dahil olmak üzere solunum yolundaki fazla mukusun temizlenmesine de yardımcı olacağını söylemektedir. Ancak bunu kesin olarak belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 17. maddemiz alışkanlıkları takip etmek için bir uygulama kullanın. Sigara içmek gibi alışkanlıklar belirli ipuçlarına yanıt olarak tetiklenir. Araştırmalar basit bir eylemi tek bir ortamda tekrarlamanın insanları benzer ortamlarda bu eylemi gerçekleştirmeye teşvik edebileceğini göstermektedir. Örneğin sabah kahvesi sigara içen bir kişi diğer zamanlarda kendini kahve ile sigara içerken bulabilir. Ancak insanlar aynı şekilde sağlıklı alışkanlıklar da edinebilirler. Çeşitli ücretsiz çevrim içi uygulamalar insanların bu konudaki başarılarını izlemelerine yardımcı olabilir. Bu uygulamalar sigara tüketimini, nikotin özlemi ipuçlarını izlemeye yardımcı olabilir. İnsanlar bu bilgileri eski sağlıksız davranış yerine yeni bir sağlıklı alışkanlığı ne zaman ve nerede güçlendireceklerini planlamak için de kullanabilir. 18. maddemiz Tai Chi alıştırması. Bu Tai Chi alıştırması yapmak, özellikle haftada 3 kez bunu yapan insanların ya sigara içmeyi durdurdukları ya da alışkanlıklarında azalmaya neden olduğu deneysel olarak bulunmuştur. Tai Chi'yi ayrıca kan basıncını iyileştirmeye ve stresi azaltmaya da yardımcı olabilir. Ayrıca yoga ve meditasyon gibi zihin ve vücut uygulamalarının da sigarayı bırakmaya çalışanlara yardımcı olabileceği gösterilmiştir. Sigarayı bırakmanın muhteşem sonuçları. Sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzda neler olur? Sigarayı bıraktıktan bir yıl sonra kişinin koroner kalp hastalığı riski yarı yarıya azalır. Sigara arterlerin yani atar damarların ve diğer kan damarlarının daralmasına neden olan birçok bilinen zehir içerir. Bu toksinler ayrıca kan pıhtısı geliştirme yani damar tıkanıklığı oluşturma olasılığını da artırır. Sigara içmeden geçen 5 yılın ardından vücut atar damarların ve kan damarlarının yeniden genişlemeye başlamasına yetecek kadar kendini iyileştirmiştir. Bu genişleme kanın pıhtılaşma olasılığının daha düşük olduğu ve felç riskinin daha azaldığı anlamına gelir. Vücut iyileştikçe felç riski önümüzdeki 10 yıl içinde azalmaya da devam edecektir. 10 yılın sonunda bir kişinin akciğer kanserine yakalanma ve bundan ölme riski sigara içmeye devam eden birine kıyasla kabaca yarı yarıya artık azalmıştır. Ağız boğaz veya pankreas kanseri gelişme olasılığı önemli ölçüde azalır. Sigarayı bıraktıktan 15 yıl sonra koroner kalp hastalığına yakalanma olasılığı sigara içmeyenlerle artık aynı düzeydedir. Benzer şekilde pankreas kanseri gelişme riski sigara içmeyenlerle artık aynı seviyeye düşmüştür. 20 yıl sonra hem akciğer hastalığı hem de kanser dahil olmak üzere sigaraya bağlı nedenlerden ölüm riski hayatı boyunca hiç sigara içmemiş bir kişinin seviyesiyle aynı düzeydedir. Ayrıca pankreas kanserine yakalanma riski hiç sigara içmemiş biriyle hemen hemen aynıdır. Evet sayın izleyicilerim, umarım bu detaylı anlattığımız bilgiler sizlere sigara içiyorsanız eğer bırakmanızda faydalı olur. Eğer bu videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.